Uzun bir aradan sonra herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır vlog videosu çekmiyordum. Şimdi kimleyim? Melis, The Sarışın Kaya ve Şura, The Sarışın Kaya. Evet. The Sarışın Kaya. Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Neredeyiz? Unuttu. Neredeyiz? Wrocław'dayız. Biraz daha bağır ya. Wrocław'dayız. Şimdi Old Town Meydanı'nı geziyoruz. Yine elimden geldiğince size Polonya'nın bu tatlı antik şehrini anlatmaya, göstermeye çalışan birileri story peşindeyken ben burada sanat yapıyorum. Olsun, olsun. Şapraşam. Güneşli bir Wrocław gününde yine gezip tozduk. Old Town'u bulduk arkadaşlar. Polonya'nın her şehrinde Old Town var aslında. Avrupa'nın birçok şehrinde var. Sadece Old Town'lar böyle old olarak gidiyor. En old'u en iyisi oluyor. Wrocław'ın da Old Town'unu gerçekten beğendim. Gelip görün, gezin. Burada da mutlaka fotoğraf çekin. Avrupa'yı gezen gurbetçi pozu vermeyi unutmayın. Efendim sen şey yapalım mı? Ne yapalım? Cüceyi göster ama. Cüce burada. Evet. Şey, beni çek yanımdan. Tamam. Bu deve, bu da cüce. Ben onu deve, seni cüce sanmıştım ama. Ben öyle sanmıştım. Arkadaşlar evet, şimdi... Cücelerin hikayesini anlatıyorum size. Evet, yanında gördüğünüz cüceleri. Evet, cücelerin bir hikayesi varmış arkadaşlar. Bu arkadaşımız onu anlatacak. Evet, şimdi Wrocław'a geldiğiniz zaman birçok cüce heykeliyle karşılaşacaksınız. Bunun sebebi ise... İstila sırasında komünizm karşıtı bir grup şehrin her yerine bronzdan cüce heykelleri yapmış ve bunu bir sanat olarak sunmuşlar. Bunu şehrin her yerine dağıtmışlar. Yani siz turladığınız zaman görebileceksiniz. Videoyu bozmayacağım, devam edeceğim. Biz şu an turluyoruz. Biz şu an turluyoruz. Ara cüce görüyoruz. Avcısı burada. Sabahtan tek beri değilim bu vallahi bir sürü cüce buldum. Evet, hepsi çok tatlı. Çok güzel cüceler var. Çok güzel cüceler. Burada da deve var. Evet, burada örnek bir cüce heykeli var. Cüce heykelin yanında da tabii bir ev var. Bu da cücenin evi olarak. Gördüğünüz gibi elinde mızrak oturmuş savaşçı bir cüce. Aynı şekilde burada da var. Tabii insanlar fotoğraf çekiyor cücelerle. Ben böyle beklemiyorum. Cüceler şehrinin cüceler minyatürü arkadaşlar. Böyle almak isterseniz hediyelik hatıra olarak birçok çeşit mevcut. Tokyo, La Casa de Papel müziği çalıyor. Kadın geliyor, kadın geliyor. Kaç, kaç, kaç. Kilitleri çıkartıyorlar tekrardan yer açılsın diye.
cüce avcısı bu sefer kilit avcılığına başladı ve kilitleri buldu. Gördüğünüz gibi romantik çiftler. Bak bu 2021 yılında. Vay! Buna nasıl değindin mesela? Nasıl anladın 2021'de olduğunu? Bana bir açıklar mısın? Bir sene olmuş. Bir sene olmuş. İşte bu arkadaşlar. Acaba hala birlikteler mi? Hala birlikteler mi? Hemen çöp, bunun arka tarafına bakıyoruz. Bitmiş ilişkileri. Nereden biliyorsun? Ben anlarım. Ya aslan. Evet, gördüğünüz gibi isimlerini yazmışlar. Böyle tek tek. Rengarenk. En büyük aşıklar bunlar. Şöyle. Bu köprüden bir de adaya doğru gidiyorsunuz. Katadrali Adası'na. Ve karşınızda 600 yıllık eserler. Vlog mu çekiyorum? Evet. Merhaba, ben de yer alabilir miyim vlog videonuzda? Tabii ki de. Merhaba, bugün neyi tanıtıyoruz? Bugün Wrocław'ı tanıtıyoruz. Manuel tren, yani hızlı tren de sayılmaz ama doğayla iç içe gidiyorsun, böyle parkur var, tamamlıyorsun. Sadece 15 zloty. Çok eğlenceli. Melis! Çok iyi ya. Evet, Wrocław'ı gezdikten sonra Çek Cumhuriyeti sınırına yakın çok güzel bir kasaba buldum. Kasabanın ismi Siskaska Poruzpa diye bir kasaba. Belki telaffuzu zor olabilir çünkü gerçekten lehçe zor bir dil. Kasaba muhteşem bir kasaba. Şimdi bu kasabayı gezeceğim, tozacağım. Bizleri neler bekliyor? Onları göstereceğim size. Şöyle etrafı da böyle her zamanki gibi göstereyim. O zaman ne diyoruz? Kaldığımız yerden devam edelim. Kasabayı gezerken burada B Kebap yazılı bir döner dükkanı bulduk ve içeri gireceğiz. Türkiye'ye ait bir dükkan. Bakalım içeride bizi neler bekliyor. Bayrağı görmek de bir tık duygulandırdı tabii ki de. Ticaret.
Semtten abimiz semtten çıkmasın. Abi ya vallahi burada Türkiye'yi bulmamız güzel oldu ya. Hemşerin çıktı. Hemşerim evet hemşerim. Neyse Allah abi YouTube'a. Ben abi YouTube'a yükleyeceğim. YouTuber mi oldunuz lan siz? Onun yolunda ilerliyoruz abi. Sen ne yapıyorsun abi burada? Ekmek yapıyorum sen ne yapıyorsun? Döner falan salata güzel. Vallahi güzel abi. Aa tam ek. Yok Gül tam ekli. Şey, pardon karşıma da ne abi? Abi biz karışık ya. Ne yapıyorsunuz? Baklava yer misiniz? Vallahi görüyoruz işte. Türk, gördünüz değil mi? Misafirperver adam. Polonya'da bulduk abimizle. Bize baklava mı ısmarlayacaksın abi? Evet abi. Neydi çok musun? Teşekkür ederiz abi. Şura yer misin? Evet. Nasıl evet. Sevindi abi? Gördün mü? Gözleri nasıl açıldı? Antep mi? Evet. Çocuk gibi sevindi vallahi. Vallahi sevindi abi. Garibandır. Bir parça versen yeter abi. Hemen geliyor. Hemen geliyor. Helal olsun. Burayı çiçek seviyor musun abi? Burayı çiçek. Abi gel bir şapkamı çekelim. Baklavalar da geldi. Evet arkadaşlar, Bey Kebap yazısını gördük, Türk bayrağını gördük, içeriye girdik, Ayhan abimizle tanıştık. Sağ olsun çok güzel bir misafirperverlik yaptı, bize baklava ısmarladı. Böyle arkadaşlarım bitirdi tabii, çok güzeldi çünkü. Ve bu sebeple ne diyoruz? Bu abi kasabanın ne ismi söyler misin? Ben Şıklarska Poremba. Şıklarska Poremba'ya gelirseniz Bey Kebap'a uğruyorsunuz. Ayhan abimizin İndirimli kebabından, güzel baklavasından ve bir güzel çayından içiyorsunuz, değil mi abi? Evet. Ondan sonra da memnuniyetle ayrılıyorsunuz. Ve bu kasabaya mutlaka uğrayın, mutlaka gezin. Ayhan abimi de görmeyi unutmayın. Instagram adresini söyler misiniz abi şeyin? Bey Kebap. Bu kadar. Yeter. Bey Kebap Şıklarska Poremba yazarsanız herkes görebilir. Ben onu buraya yazacağım abi alt yazı olarak. İnsanlar oradan eklesin. Parmakla göstermen gerekiyor. Alt yazı değil mi? Şöyle. Üstten aramasınlar abi biliyor musunuz? Sayfayı da etiketleyeceğim. Değil mi? İyi bakın kendinize. Hadi bay bay. İyi tatiller.